Tuzağa ben açacağım mı? Salaş abi. Zamanı yok senin. Burası Bilecik Engelsizim Yaşam ve Danışma Derneği'nin genel merkezi. Genel merkezi gösteriyor ama tabelada o şekilde yazıyor. Bu binaya bırakın engelli insanların, engelsiz insanlara girmesi bile çok zor. Binanın girişi merdiven. Burada engelsiz insanlar nasıl gidecek Allah aşkına merak ediliyor. Öğrendiğimiz kadarıyla dernek binasına gelmeyen yardımlar dolayı dernek kapanıyor. Dernek başkanı da mecbur olarak dernek yönetiminde binasını kendi evine taşıyor. Bilecik'te ve köylerde birçok tekerli sandalye yardıma bulunan bu dernek, birçok kişiye yardımcı olan bu derneğin bu düşmüş olduğu durum acaba kim mi bu? Buyurun, görüntü burada. Burada gördüğünüz gibi sapasağlam bir tane sandalye, engelli sandalyesi. Burada bekletiliyor, koyacak yer yok. Burada yağmur, çamurda. Allah aşkına soruyorum. Bir engelli kardeşimiz bu derneğe gidecek, bir derdini anlatacak, bir şeyini paylaşacak. Bu merdivenlerden nasıl çıkacak? Buna kim yardım olacak? Yetki derse soruyorum lütfen. Şimdi biliyorsun Bilecik Engelsizim Yaşam ve Yardımlaşma Derneği 3 senedir mücadele etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar vatandaşlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Geçen sene 12 milyona yakın cebimden harcama yapmışım. Ha gayret, ha gayret derneği ayakta tutmaya çalışıyorum. Olacak gibi değil. En sonunda kira vermektense, elektrik suyu ödemekten sıkıntı çekiyorum. Kendi evime getirdim. Kendi evimde hani alt katlarda bir ufacık bir bürom var. Oraya da engellerim orada. Gelenler olsa, ihtiyaç sahipleri olursa oradan yardımcı olmaya çalışıyorum. Mücadele ettiğim kadar ediyorum ama peki nereye başkan, kadar acaba? Engelsiz bir, engelli bir arkadaş geldi, burada derneğe başladık. Nasıl çıkacak yukarı peki? Merdivenler var. Çıkamayacak işte. Peki yetkililere bunu anlattınız mı? Valilik olsun, herhangi bir yetkili belediye olsun, kime anlattınız mı bu derdinizi? Kime anlatsam? Anlatsam Bilecik'te bizim bir derneklere bir sahip çıkacak bir toplum oluşumuz yok. Resmi durumlarımız yok. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğümüz bana sahip çıkmıyor. Belediyemiz zaten sahip çıkmıyor. Elimden geldiği kadar buraya kadar uğraşıyorum. Çıkın İnşallah ayak tutmaya çalışıyorum. Tabelamı gene burada tutmaya çalışıyorum. Ben bu zamana kadar gene bir tane akülü araba gene verdim. Tekerlekli sandalye gene verdim. Şimdi de açık cezaevi, Gölpazarı açık cezaevinden benden iki tane tekerlekli sandalye istiyor. İnşallah onu da 3 Aralık'ta törene çağıracağım. O zaman da onlara da vereceğim. Başkanım bu büroya bakabilir miyiz? Aşağıdaki büroya bakabilir miyiz? Tabii buyur, buyurun bakabiliriz. Çıkalım. Sağ ol. Burası mı? Burası? Burası normal bir buraj yapıyorum. Açalım bakalım oraya bir. Tamam.
Işıkları var mı? Işık şu an yanmıyor, yukarıdan bağlı. Burada bir tane tekerlekli sandalye var. Bir koltuk derneği var. Bak. İşte. Bir saniye. Işte. Buranın ışığı da yok. Burada. Işığı yukarıdan yakıyorum. Ondan sonra işte. Buradan bir tekerlekli sandalye var burada. Duruyor hazır. O alıcı bekliyor değil mi? Onu şeye vereceğim. Tören zamanında birine bir tane daha lazım bana. İki tane birden. Gölpazar Açık Cezaevine vereceğim. Bu da bir tane almıştım. Koltuk denek lazım o zaman. Vereceğim arkadaşlara. İşte ben çalışıyoruz ama bakalım nereye kadar. Ana ben de bırakmak istemiyorum. Çünkü çok ihtiyaç sahipleri var. Çokdir ya, bana şöyle, benim belediye başkanımdan istediğim şu. Şu çocuk dünyası var. Top sahası hastanenin altında. Oraya yeni kahve gibi yapmış. Onun yan tarafı bomboş. Park yeri vardı. Yıktılar arasını büfenin yanına. Ha oraya bir tane açsal oraya. Engellerimiz sonrası düz ayak. Yap oraya. Üstünü iki kat yap. Üstünü de konaklama yeri olabilir. Engelli çocuklarımız getirip oraya misafir edebilirler. Orada misafiri ağırlayabiliriz. Ve engelli arkadaşlarımız aşağıda girişte, giriş katında bilardo oynayabilirler. Kendi aralarında muhabbet edebilirler. Onlara öyle bir lokal yapı varsak oraya süper bir şey olur. Bileciğe yakışır bir şey olur. Ama sahip çıkılmıyor. Ben bazı toplantılarda da onu söylüyorum, dile getiriyorum ama hep aynı. Bana diyorlar proje yap getir. Ben proje yapsam bile kimi yaptıracak onu? Projeye ne gerek var? Belediyemiz mesela çay bahçesini oraya yerlerini güzel bölüyor. Oraya bir tane zabıtaların olduğu yere. Orayı ben istedim. Bana dedim orayı verin. Düz ayak çarşı içinde. Bak oraya devamında gittiler zabıtalara verdiler. Onun yan tarafı gene boş. Sen yetkililere ne söylemek istersin buradan abi? Yani böyle bir yerde bir dernek başkanlığı, dernek yönetimi yapıyorsun. Şurası yani bir in gibi bir yer. Beton yok, ışık yok, karanlık. Ben de utanıyorum ama ne yapacağım? Bırakamıyorum da. Hele bir yılbaşını tamamlayayım bakalım. Sahip çıkan olmasa buyur diyeceğim. Ben buraya kadar mücadele ettim. Bundan sonra artık gücüm yok. Geçen sene cebimden 12 milyon para harcamışım. Her ay üçer iki sefer kredi çektim. Ben her ay o kredileri ödüyorum. O kredileri ödedikten sonra bana 300-400 lira para kaç kaldı. Tane dernek üyen var sizin başkan? Buyur. Kaç tane üyeniz var dernek? 60 tane üyem vardı. Şu an 10 tane üyem kaldı. Yok gidemiyorum. Üyelerime zaten ben hiç aidat almıyorum. Almıyorum. Ama ihtiyaç sahibi biri olursa beni araya buluyor. Ben de birkaç kişiye söylüyorum. Oradan buradan toplayıp paranı alıp işini görmeye çalışırım. Ama böyle yürümez. Buraya bir daha söyle. Bursa'da olmuş olsa. Çok gücümü gidiyor diye. Bursa'da olmuş olsa beni kesinlikle böyle şey bırakmaz abi. Bursa Büyükşehir Belediyeleri, diğer belediyeler çok sahip çıkıyor bunlara. Benim derneğimi istediler. Bursa'ya getir, Bursa'ya aç. Merkez olarak. Ama ben Bilecik'in namını, Bilecik'i temsil ediyorum ya. Bilecik'i bırakıp da ben Bursa'ya yaşadığım zaman yakışmaz. Evet. Bakalım ne yapacağım, ben de şaşırdım. Bu durum benim çok gücüme gidiyor. Yetkililerden, durumu iyi olanlardan veya diğer toplum kuruluşlarından, mesela milletvekillerimizden diyoruz, destek istiyoruz ama yok. Sahip çıkan olsa çok değil ya, bana çarşı içine böyle normal bir yer, engellerimiz rahat ulaşabilecek. Bizim de hakkımız var ya, onların da hakkı var. Bak ben resmi daireleri geziyorum. Bütün engellerimizi elimden geldiği kadar düz ayak onlara kullanılmasını için çok güzel şey yapıyorum. Milliyetin müdürlüğümüzde. Ben oraya diye diye en sonunda yan taraftan engellimizi çıkmak için yer yaptılar. Milliyetin müdürlüğünün içine, binanın içine de bir asansör koydular. Süper bir şey. Demek ki isteyince oluyor. İsteyince oluyor. Onların da hakkı var. Onlar da çıkabilirler. Bütün engelli arkadaşlarımın hakları var çıkmaya. Ya, ne var ya? Yarın onlar da aynı duruma düşecek. Ben de işitme engelliyim. Eğer ben bu cihazım olmasa ben de işitemeyeceğim hiç. Arkamdan araba gelse bana pat diye vurur. Ama sahip çıkmalı lazım. Çıkmıyorlar işte. Cumhurbaşkanıma mektup yazacağım. Başbakan'a mektup yazacağım. Diyeceğim böyle böyle böyle. Bana sahip çıkılmıyor.
Yani evi kapatacağım. Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Müdürlüğü her taraflara yardım ediyor. Bize dedi ya. Hesap soran mı var onlara? Niye engellilere hizmet ettiniz diyen mi var onlara? Yok. Yapın siz bize hizmetinize. Laf işitirseniz ben çıkıp konuşayım. Yeter ki bize hizmet edin. Ben buraya mecbur getirdim. Derneğim tabelet. Tutup kapatsam olmayacak. Tam kapatacak olayım. Başkanım kapatma. Bize lazım. Geçen 4 yaşında bir tane oğlan çocuğu. Gece gündüz devamlı serüme takılı. Oksijen tüpüyle kalklı. Ağzından bir lamba, ya bir damla su dahi içiremiyor. Hep ortamdan makineyle yanından veriyor. Hep öyle. Hala bak duruyor. Yerine bile götürebilirim de. Geldi bana böyle böyle. Benim dedi çocuğum böyle böyle gittim gördüm. Beni dedi çocuğuma bebek arabası lazım. O bebek arabası da bizim bildiğim bebek arabalar değil. 2 milyon değerinde. 2 milyar parayı getiriyorsun, arabayı alıyorsun. Ben de en sona kampanya yaptım. 2 gün içinde o parasını topladım. Eskişehir'e getirdik firmaya. Oradan aldık çocuğu götürdük, verdik. Babası gene geçen arıyor. Başkanım diye sıkıntı çekiyoruz gene diye. Elektrik suyundan ödeyemiyor. Benim imkanım yok. Olsa keşke ara yardım edeyim. Çocuğun bezini alayım. Çocuk karayolu sağlayayım onlara. Otomatik alıyorsun karayolu. Bastığın zaman çocuğu en azından hareket ettirebiliyor. Olsa ben insanları hep sevindireceğim. Bu derneğin amacı ne? Engelsizim ya. Ben de engelsizim. Demek istiyoruz yani biz de. Bizim de sağlıklı insanlar gibi yaşamaya hakkımız var. Öyle değil mi arkadaş? Onun için ne bileyim sahip inşallah bundan sonra duyarlar sesimizi sizlerin aracınızla. Bir kez daha seslenmek istiyorum. Gelin şu derneğe sahip çıkalım. 3 Aralık'ta da ve beni de yalnız bırakmayın. Gelin töreni alalım da. Hep birlikte Bilecik'imize yakışır bir şekilde törenimizi yapalım. Ve ihtiyaç sahiplerine de dile getirelim. Onlara ne lazımsa verelim.